Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Az önce de söylediğimiz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çalar Saat'te misafirimiz. Hem biz misafiriz hem de aynı zamanda siz de misafirimizsiniz. Çok sağ olun efendim. Geldiğiniz için, konuk ederim. olduğunuz için teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Şeref sağ olun. verdiniz. Efendim e, şimdi bizim bugün başlığımız tek kelimeyle. Evet. Aslında cuma günü başlayan bir furuyaydı İşte Cumhurbaşkanı, işte bakanlar, siz e, görüşlerinizi belirttiniz. Tek kelimeyle bir ülke tarifi ya da bir gelecek tarifi. Evet. Böyle başlayalım mı? Tek kelimeyle bugün yaşadığımızı izah etmeye çalışsak ne dersiniz? Tek kelimeyle eğer bugün söyleme, bir şey söylemek gerekiyorsa sam bunu daha önce de ifade etmiştim. Zam yani eşittir enflasyon aslında tek kelimeyle bu halkın gündeminde bu gündeminde bu var zaten. Geçim sorunu var. Tanımlama gerekirse çok açık ve çok net zam. Şimdi tabii bugün saatler onu gösterdiğinde TÜİK'in e, enflasyon verilerini öğreneceğiz. E, siz de daha önce gitmiştiniz. Evet. Bir hesap uzmanı olarak aslında ya bu nasıl yapılıyor bu hesap nasıl yapılıyor diye e, öğrenmek istemiştiniz. Olmadı, kapılar açılmadı. Biz saat 9.30'da da kendi internet sitelerinde de kapılarımız açık arzu eden herkes gelip rahatlıkla yetkililerden bilgi alabilir diye kendi internet sitesine de böyle bir haber koymuşlar. Açık davet. Açık açık davet evet. Ona rağmen kapattılar. Şimdi bir tarafıyla da saat 9.30'da en akın yani bağımsız akademisyenlerin enflasyon evet, verilerine evet. E, sahip olacağız, öğrenmiş Onlar olacağız. Onlar yayınlayacaklar. Acaba yani. bu makas, şimdiden bir öngörü alayım mı sizden bu Yok, makas? Hayır bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama e, sıradan vatandaşın, kahvede oturan vatandaşın, tarlada çalışan vatandaşın bildiği bir gerçek var. yani. Sonuçta bu insan gidiyor, cebinden para çıkarıyor, kaldıysa alışveriş yapıyor bir hafta önce aldığıyla bir hafta sonra aldığı arasındaki farkı görüyor. İşte tarımda çalışan kişi gidip kümbresini alıyor, ilacını alıyor, fidesini alıyor. E, o da bakıyor zaten. Geçen yıl kaça almıştı, şimdi kaça almış diye. Enflasyonu görüyor zaten. Hayat pahalılığını görüyor. Yaşıyor zaten hayat pahalılığını. E, dolayısıyla e, TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamalar gerçekçi açıklamalar değil. Yani saraydan talimat alıyor. Ön ön rakamlar belirleniyor. Kendileri oturuyorlar, araştırıyorlar, rakam belirleniyor. Rakamlar saraya gönderiliyor. Saray diyor ki ya indirin şunu şu kadara. O rakam indiriliyor ve ilan ediliyor. Şimdi İstanbul Ticaret Odası İstanbul için belirledi. 99.9. 99.9. E, şimdi TÜİK ne yapacak Allah aşkına? Ne yapacak yani şimdi? Resmi kurum diyorsan İstanbul Ticaret Odası. Efendim akademik bir kurum diyorsanız Enag'ın yayınladığı rakamlar. Piyasa diyorsanız e, vatandaşın gidip alışveriş yaptığı ekmeğinden tutun efendim e, diyelim deterjanına kadar her şey aşağı yukarı yüzde yüzün üstünde bir zam görmüş vaziyette. E, tü, üretici fiyatlarına bakıyorsunuz onlar da zaten yüzde yüzün çok üzerinde. Yani TÜİK'in rakamında da yüzde yüzün çok üzerinde. Üretici eğer bu kadar yüksek pahalılıkla yani aldığı ham maddeler için bu kadar yüksek bedel ödüyorsa e, sonuçta bunu ürettiği malı piyasaya satarken üzerine makul bir kar koyup satacaktır. Demek ki %100'ün üzerinde bir zam her zaman için gündemimizde. E şimdi efendim resmi gazetede yayımlandı orta vadeli programa bir birlikte bakalım bugün Akşam Gazetesi'nin de yine ilk sayfasında evet. siz zaten dün ekonomi konulu bir toplantı toplantıda gerçekleştirdiniz evet. mesela ekonomide normalleşme programı olarak adlandırılıyor Akşam Gazetesi'nde 2025 hedefleri orta vadeli program e işsizliğe bakıyoruz mesela 2022 yılı için yüzde 10.8 evet. 2023 yılı yüzde %10 10.4 sonra enflasyon mesela düşecek denilmişti. Bunun içinde bir baz etkisi de deniliyor. Şimdi enflasyon beklentisi 2022 yılı için yüzde %65. Yani büyük puntolar da puntolarla evet. da yazılmış bazı evet. gazetelerde. Bu bir müjde midir böyle değerlendirmek, böyle yaklaşmak? Enflasyonla başlayalım efendim. Ne dersiniz? Başlayalım tabii. Şimdi burada önce şundan enflasyon rakamında yine vereyim ben size. Şimdi bizi kıskanan Almanya Enflasyon rakamına bakalım. Yüzde 7.9. Demek ki Almanya niye biz daha yüksek rakam, rakamda bir enflasyon yaşamıyoruz diye herhalde bizi kıskanıyor geçiyorum Yunanistan'a hani bir dönem ekonomisi iflas etmişti vesaire diye söylediğimiz Yunanistan'da enflasyon %11.6. Geçiyorum savaş halinde olan Rusya'ya. Savaşıyorlar Ukrayna ile beraber. Savaş halindeki Rusya'da enflasyon %15.1. Yine savaşın öbür aktörü olan yani ülkesine ülkesini savunmaya çalışan Ukrayna'da %22.2. Türkiye'ye bakıyoruz, resmi rakama bakıyorsunuz işte %80 civarında, %79.6. Enak ve e, İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları bunun çok çok üstünde. Demek ki gerçekçi olarak baktığımızda ülkenin iyi yönetilmediği gerçeği ortaya çıkıyor. Yönetilmiyor, günlük yönetiliyor, kararlar günlük alınıyor. Günlük alınan kararlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Planlama dediniz, rakamları verdiniz, gazetede manşet atmış. Güzel. Ne diyorlardı bunlar? Kendi seçim bildirgelerine koydular. Devletin raporlarına koydular. Okuyayım size 2023 yılında ne olacaktı Türkiye değil 25 mi? 25 bin dolar kişi başı iki, milli gelir mesela. Efendim kişi başına gelir, e, do, do, milli gelir önce vereyim evet. size. 2 trilyon dolar olacaktı. 2023 hedefi 2 trilyon dolar olacaktı. Kaçsı oldu? 867 milyon dolar milyar dolar. 2 trilyonlara de sapma %56.7. Bu ne demektir? Tamamen kafadan atılan rakamlarla siz toplumu aldatıyorsunuz demektir. 2 trilyon dolar diyorsan bari işte ise 1.9 trilyon dolar gerçekleşsin de deriz ki ya tamam önemli bir adım attı ama yani bu kadar oldu. 2 trilyon dolar diye bir hedef koyuyorsun. 2023'te bu gerçekleşecek diyorsun. 867 milyar dolarlık bir rakam Efendim, Siz hesap uzmanısınız. Peki bu yani nasıl hesaplanıyor? Yani... E Buna benim aklım ermiyor. Bakın çok samimi söylüyorum. Benim aklım ermiyor. Bu politika ermiyor. Ha 2 trilyon dolara çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Bu potansiyeli var Türkiye'nin. Türkiye'nin var. Türkiye çok dinamik bir ülke. Kaynakları verimli kullanılırsa, iyi kullanılırsa bunun herkese, herkesin nasipleneceği, herkesin gelirinin artabileceği bir modeli yakalamak mümkün. Ama siz 2 trilyon vaat edip çıkıp milletin önüne 2023 hedefi diye televizyonlarda günlerce bar bar bağırıp Ondan sonra kendi gazetelerinizde günlerce manşette tutup Türkiye 2023 yılında şu rakamları bulacaktır diye kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı. Erdoğan diyordu 2023 hedeflerini yakalayacağız kişi başına gelir 25 bin dolar. Şimdi 10 bin dolar civarında. 9500. işte ya 10 bin diyelim biraz onlara torpil geçelim. 10 bin dolar. Ya arkadaş 25 bin dolar nerede? 10 bin dolar nerede ya? Akılla, mantıkla bağdaşır bir rakam yok. İşsizlik öngördükleri %5 olacaktı. İşsizlik, şimdi işsizlik %10'un üzerinde. Öngördükleri hedef de o. Dolayısıyla ekonomik büyümede sınıfta kaldılar. Öyle günlük rakamlarla falan bu milleti aldatamazlar. Sonunda bu millet, bu vatandaş gidiyor kahveye çay içiyor. Fiyat belli. Kahveye gidiyor. E, kahve içiyor. E, fiyatı belli. Alışveriş yapıyor, fiyatı belli. Ekmeği alırken fiyatı belli. Pazara giderken fiyatı belli. Rakamlar böyle. Büyüme verdikleri rakamların hiçbirisi doğru değil ve hiçbirisinde gerçek yönü yok. Siz toplumu aldatıyorsunuz yani onlar için söyleyeyim. İlker <laughs> Bey sizin için <laughs> Bizim değil. Bizim <ilgili. gülüyor> Biz neyse onu aktarıyoruz. toplumu Açıkça toplumu aldatıyorlar. Yani hesaplamadan veriyorlar. Neden bu tablo ortaya çıkıyor? Çünkü siz bu ülkenin en saygın kurumlarından birisi olan devlet planlama teşkilatını kapattınız. Yani planlama yapan bir kurumu kapattınız. Bu ülkenin göz olan ve en nitelikte uzmanların çalıştığı bir kurumun kapısını anahtarı vurdunuz. Sonuç Sonuç böyle işte. Oturuyorsunuz masa başında 3-5 yandaşla beraber. Milli gelir ne olsun beyler söyleyin bakalım. Şu kadar olsun. Yazın oraya. 2023 hedefimiz bu. Şimdi baktılar bu yok. Şimdi 2053 hedefi tutturmuşlar. 2053'te şunları yapacağız. Ya sen yarın sabah ne yapacağını bir anlasana bu millete günlük ekonomi yönetilmez. Günlük planlama yapılmaz. Belli bir takvimi olur bunun. Belli bir zamanlaması olur bunun. Hedefleri olur bunun. Sizin de bir takviminiz var. şimdi Millet İttifakı seçimi kazandığında öncelikle bir hasar tespit komisyonu oluşturuluyor. Evet kesinlikle. Ve hani bununla ilgili ya da ekonomiyle ilgili bir yol haritası önünüze koyacaksınız. Şimdi ekonominin Millet İttifakı kazandığında ekonominin yakıcı etkisi vatandaşın üzerinden ne kadarlık bir süre içinde uzaklaşabilir. Bir bunu merak ediyor evet. herkes. Bir de efendim mesela dolar ne kadar olacak somut olarak? Mazot ne olacak? Benzin ne olacak? Asgari ücretli, en düşük emekli evet. maaşı, açlık sınırında mı olacak? Ne kadar üzerinde olacak? <laughs> somut olarak bu verilere de e, verilere de merak ediyor vatandaş. Evet. Şimdi şöyle e, ifade edeyim size. Altı lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. Yani 6 ay içinde topluma bir nefes aldıracağız. Hani %100 her şeye her şeyi düzelteceğiz. Enflasyonu birdenbire çok düşük rakamlara indireceğiz diye hayal peşinde değiliz. Gerçekçi olmak lazım ve halka doğruları söylemek lazım. Önümüzde var engeller varsa bu engelleri nasıl aşacağımızı da halka bunu gerekiyor. nasıl yapacağınızı o buluşmalarınızda evet, konuşuyorsun. Evet konuşuyoruz elbette. Şimdi hasar tespit komisyonu dememizin nedeni şu. Ya bu ülkenin geliri nedir, gideri nedir, yükümlülükleri Gerçekten. nedir, beşli çeteye ne kadar ödeyeceğiz, paralar nedir? Bu rakamların %99,9'u gerçekçi değil. Bakın neredeyse yüzde yüze ifade gerçekçi değil Az önce size söylediğim gibi yani kişi başına 25 bin dolar hedeflemişiz geldiğimiz nokta 9000 işte 10 bin dolar civarında bir rakam Demek ki Afaki rakamlar biz önce devletin var olan bütün verilerini bilmek ve öğrenmek zorundayız Ondan sonra oturup belli bir kara belli kararları belli bir zaman dilimi içinde almak durumundayız 6 ay dememin nedeni şu, biz hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu verileri getirecek. Verileri getirdikten sonra biz gerekli çalışmaları yapacağız. Mesela ilk yapacağımız işlerden birisi israfın önlenmesidir. İsrafın önlenmesiyle ilgili süratle bir gelenelge hazırlanacak. Bu konuda bütün partilerin çalışması var. Bütün partiler çalışmalarını yapıyorlar. İsrafın önlenmesiyle ilgili hangi önlemlerin alması gerektiği konusunda bunlar da daha sonra yazılı bir metne dökülecek. O genelgeyi çıkaracağız. İsrafı önleyeceğiz. Devlette israf felaket pozisyonda yani. Öyle 13 tane uçak, herkesin altında arabalar, resmi arabalar, resmi arabaların dışında kiralık binlerce araç. Bu araçsız geldiğinizde uçaklar ne olacak? Araçlar ne olacak? E, araçlardan biri veya ikisi kalabilir. Diğerlerini tamamen satarsınız. Hazineye gelir kaydedersiniz yani. Alıcısı vardır ve satarsınız bunu. Siz oraya boşu boşuna 13 tane 14 tane uçağı ne diye tutuyorsunuz ya bir kişi için. Bir kişi için 13 14 uçak tutulur mu? Bir de diyorlar ki efendim biz dindar insanız. Ya dindar insansan kardeşim israf haram değil mi ya? İsrafın haram olduğu bir ortamda sen kalkıp da nasıl? Çocuğun yatağı aç bir ortamda sen nasıl? 13 uçağını bir yerde tutabilirsin. Ben gideceğim de efendim bilmem benim itibarım artsın diye. İtibardan tasarruf olmaz da denildi. Efendim e, itibar saygınlıktır. İtibar verilen sözü tutmaktır. İtibar sizin kendi kendinize itibar etmeniz değil, başkalarının size itibar etmesidir. Siz savurgan bir ekonomi, ekonomiyi savurganca yönetirseniz, savurganca bir tutum izlerseniz, bugün söylediğinizi yarın değiştirirsen, 180 derece tersini yaparsanız, saraylarda oturup halktan tamamen koparsanız, yolsuzluk gırtlağa kadar gelmiş bu yolsuzluklara göz yumarsanız, kim size saygı duyacak? Kim? Dolar sadece boyu. beyefendi oturuyor etrafında 5-6 kişi emredersiniz diyor. Bir şey ağzından çıkan her kelime %100 yüz doğrudur diyor. O sanıyor ki Türkiye böyle. O sanıyor ki dünya böyle. Ya bir dünyaya bak bir Türkiye'ye bak kardeşim. Sen bir tarlaya gittin mi kardeşim? Parantez açayım tabii tarlaya gitmedi, gitmedi desem. Bana doğrudur. demiyorsunuz değil mi efendim? efendim? Bana demiyorsunuz. Yok hayır <laughs> yani Erdoğan'a diyorum malum o da bir, bir ara bir köye gitmişti kırsala gitmişti. Dizlerin üstüne kadar şey neydi? Ee, çizme. Çiz, çizme değil de e, galoş. Hı. çizmelerine ne kadar gelecek? Galoş gibi. Ya o kendi toprağına basarken bile galoş giyiyorsun ya. Üstüm kirlenmesin diye. Ya o çiftçi orada alın teri döküyor kardeşim. O orada çıplak elle çalışıyor orada. Orada tarlada şuyu buyu her alanıyla baktan ilacını, gübresini, suyunu getiriyor kardeşim. Sen kalkıyorsun o köylünün yanında dizlerinin üstüne kadar gelen galoşları takıyorsun. Bir de orada fotoğraf veriyorsun. Neymiş efendim? Kırsala gitmiş beyefendi. Ya Allah aşkına bu mudur itiraf şey itibarı ya. Yani bu sadece bizim açımızdan değil aslında dünya açısından da bir komedi bakıldığı zaman. Ya yani dünya Türkiye'nin nasıl yönetildiğini üç aşağı beş yukarı görüyor. Dünyadan Türkiye nasıl gözüküyor? Birazdan o konuya da geleceğiz. Mesela Hürriyet gazetesinin manşeti, oranın emeklisi için, oranın vatandaşı için ortaya çıkan bir kampanya 599 euroya ülkemizde böyle her şey dahil 22 günlük bir tatil kampanyası onunla devamlı da edeceğiz efendim ama mesela dolar ne olacak e, altılmasa iktidara gelirse euro ne olacak mazot ne bir şey olacak asgari ücret ne olacak bakın şunu söyleyeyim İktidara geldiğimizde göreceksiniz bir vatandaşlar rahat nefes alacak İki yine göreceksiniz genelde İş dünyası da dahil olmak üzere toplumda bir rahatlama olacak. Otoriter bir yapı sona erecek. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edecekler. Göreceksiniz dolar da avro da gerileyecek, Makul düzeylere gelecek bunlar. Şu anda gelmiyor çünkü şu anda istikrar yok ve herkes geleceğinden endişe duyuyor. Tabii o makul ne olduğu merak ediyor. Bu arada tabii. efendim bir son dakika gelişmesi onu da ekranlara yansıtabiliriz. Ee, Enak Grup enflasyon evet. rakamlarını verilerini açıkladı. Aylık enflasyon %5.86, yıllık enflasyon %181.37, 8 aylık enflasyon %91.62. E doğru gidin bakın odana en son gelen zam yüzde yüz Doğalgaza gelen zam, elektriğe gelen zam. E bakın bunlara yani. Yani bu veriler doğru. Sonuçta vatandaş doğalgaz faturasını öderken görüyor. Geçen yıl ne kadar ödüyordu, şimdi ne kadar ödüyor. Elektrik faturasını görüyor. Geçen yıl ne kadar ödüyor, şimdi ne kadar ödüyor. Odun geçen yıl ne kadar aldı, şimdi ne kadar aldı. Şimdi %160 zamlı odun alacak bu adam. Kömür aynı şekilde. Zamlı alacak bu insanlar yani. Şimdi bu veriler elimizde. evet ee, Birazdan da TÜİK'in açıklamasını göreceğiz. Bir kıyaslama da isteyeceğim sizden. Evet. Şimdi bir yandan da tabii şu merak ediliyor. TÜİK bu verileri nereden alıyor? Hangi marketten alıyor? O marketle ilgili bir açıklamada gelmediği gibi sepetle ilgili de bir bilgiye de sahip değiliz. Bir karartma mı dersiniz ya da şeffaflıktan uzak mı dersiniz? İlker Bey, devlet dediğiniz kurum saydam olmak zorundadır. Siz Türkiye İstatistik Kurumu olarak adınızın üstünde bir sefer Türkiye adı var. Türkiye İstatistik Kurumu olarak siz bu hesaplamayı yaparken Hangi verilerden yola çıkarak bu sonucu bulduğunuzun kamuoyuna, bulduğunuzu kamuoyuna açıklamak zorundasınız zaten. Bunu açıklamıyorsanız sepette ne olduğunu kimse bilmiyorsa sizin yaptığınıza hiç kimse inanmaz. Doğru da olsa kimse inanmaz. Çünkü doğru olduğuna inansalar onlar zaten bunları açıklarlar. Kardeşim şu verileri aldık. Bu verilerin piyasası şudur. Artışlar şudur şu veriler üzerine şu hesaplamayı yaptık. Hesaplama dünya standartlarında diğer kurumların yaptığı yani diğer ülkelerin kurumlarının benzer kurumların yaptığı yöntemle biz de hesaplıyoruz. Hesabımızın sonucunda enflasyon budur. Mesele bitti. Buna kimse itiraz etmez. Ama siz rakamları gizliyorsanız felaket bir tablo çıkar. İlker Bey TÜİK'in rakamları düşük tutmasının nedeni ne biliyor musunuz? Maaşlar mı? Emekliye daha az para vermek için. Asgari ücreti daha düşük tespit etmek için. Memura daha düşük aylık vermek için. Büyüme rakamlarına da bakın. Kişi başına gelir artı diyor. Kimi gelir artı Allah aşkına kişi başına gelir. Enflasyonda tamamı eridi. Kime çalışıyor bu iktidar? Kime, Kime, çalışıyor? Kime efendim? Rakamları vereyim size. Ya gerçekten çok dramatik bir şey. Kime çalışıyor? Bir, tefecilere çalışıyor içeride ve dışarıdaki tefecilere. Elinde viski bardağın. Baba rahat oturuyorsun. Dünyanın parasını kazıyorsun. Yatırıyorsun oraya. Devlet borçlanıyor. Veriyorsun oraya. Dünyanın en yüksek faizini alıyorsun. Bundan daha rahat bir şey yok. Hiçbir riski de yok. Her şey mükemmel. Bankalar. Bakın. Bir yıllık karları yüzde 505. Bana söyler misiniz ya? Yüzde 505 kar eden bir bankacılık sistemi nedir Allah aşkına ya? Faiz bankanın, düşmüştü ama. Bankanın geliri nereden çıkıyor? Faizden ne olur herhalde. Başka bir şey değil ya. Bankalar emlak alıp Fa satmıyorlar. Şimdi Faiz düşerken bankalar %505 nasıl kar elde e ediyorlar? Bir yıl son bir yıllık karları %505. O yüzden bankacılık şu anda çok karlı bir şey. 505 kar veriyorsanız ben faizi indirdiğim hikayesini bu millete anlatamazsınız zaten. Yap işlet devret. Değil mi? yapıştır devlet köprüler yapıldı, havaalanları yapıldı. Kaça yapıldı belli değil. Garanti verildi. Dolar bazında garanti verildi. Gelir garantisi verildi. İşin gar garibi. İhale veriyorsunuz. İhaleye alan kişi zarar da edebilir, kar da edebilir. Ama siz veriyorsunuz asla zarar etmeyeceği bir modeli getiriyorsunuz. Avro veya dolar bazında garanti veriyorsunuz. Kamu özel işbirliği işletmeleri için aynı şey var. Dolar bazında veya avro bazında yani parayı Avrupa Birliği'nden almışsanız avro bazında, Amerikan dolarıyla almışsanız dolar bazında gelir garantisi veriyorsunuz. Bu yetmiyor. Ya bunlarda gerçekten de vicdan yok. Bu yetmiyor. Bir de diyorlar ki, tamam sana garantiyi verdik, gelir garantisi de verdik. Her şey dolar bazında olacak. Türk lirasını atın bir köşeye. Ayrıca eğer avro aldıysan Avrupa'daki enflasyonu ayrıca yansıtacağız. Dolar üzerinden aldıysan Amerika'daki enflasyonu ayrıca Türk vatandaşlarının sırtına bindireceğiz. Bana söyler misiniz ya dünyada böyle bir hükümet var mı? Dünyada bu kadar garip sözleşmeler var mı? Böyle bir soygun düzeni, böyle bir talan düzeni, böyle bir talan rejimi başka bir ülkede var mı? Kim kazanıyor? Bunlar kazanıyorlar zaten. Başka? Kur korumalı mevduat. 6 ayda verilen para 60 milyar 600 milyon Türk lirası. 6 ayda alınan para. Gaziantep'teki... Ya, lütfen buradan devam edin. Şimdi Sayın Nurettin Nevati'nin bir sözü vardı. Evet. İşte dolar 18 lira olduğunda daha nereye kadar gidecek? Yani gidebileceği son yerde. E şimdi biz bakıyoruz e, dolar verilerine, dolar rakamlarına e, 18 liranın üzerinde daha da ilerisinde bir dolar hesaplaması, planlaması var. Yani hala gidiyor dolar. Kontrol edemezler bu politikalarla neyi kontrol edeceksiniz? Şimdi İlker Bey söyledim. Eğer siz planlama örgütünü kapatırsanız, geleceği planlama iradenizi tamamen sıfırlamış olursanız siz ülkeyi yönetemezsiniz zaten. Günlük kararlar bırakmışlar. Nereye giderse gitsin. O nedenle e, Nebati Bey ya artık bundan aşağıya da düşmez. Yani geldik sınıra dayandık yani. Diyor. Bu ne demektir? Ya artık benim yapacağım hiçbir şey yok. İş evet. olacağına varacak Damat ne demişti onu hiç unutmayın At izi it izine karıştı demişti Bir de Allah sonumuzu hayır etsin demişti evet. Ekonomide geldiğimiz noktada Damat gayet güzel At izi it izine karıştı Allah sonumuzu hayır eylesin dedi Evet Allah bu milletin sonunu hayır eylesin Sandığı o yüzden Diyoruz bir an önce getirir de kardeşim Bu rezaletten Türkiye'yi kurtaralım diye Yönetemiyorlar günlük kararlar Mümkün değil bakın Efendim o zaman hem seçim hem de aday konusuna gelelim mi? Ee, hazır bir haberimiz var. Önce Olur. haberimizi paylaşalım. Sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin merak ettiği evet. ve herkesin sorduğu evet. soru. Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Bu soru. Bu ülke, bu millet yorgun, huzur istiyor. Liyakatli kadrolar tarafından yönetilmek istiyor. Yandaş kayırmanın bitmesini istiyor. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, kimlerle kol kola girerseniz girin, 2023 seçimleri ufukta belirdikçe insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. Kutuplaşma, kamplaşma politikaları Sayın Erdoğan'ı 20 yıl besledi. Hala besleyeceğini zannediyor ama büyük bir yanılgı içinde. Muhalefete göre Erdoğan kutuplaştırıyor, Erdoğan'a göre ise muhalefet. Normal şartlar altında seçime 9 ay var ama Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da sahada. Vakit yaklaşmaktadır, kember daralmaktadır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi. MHP lideri ilk seçim mitingi için düğmeye Sivas'tan bastı. Zillet ittifakı yalandır. Yıkımdır, çürüktür, sevgileri sanal, sadakatleri samandır. Benim sizden istirhamımdır, arzumdur. Doğru bir terazide her birimizi tartın. İYİ Parti lideri Meral Akşener huzur, ehil yönetim, adalet ve işsiz, umutsuz gençler üzerinden verdi mesajlarını. Erdoğan ise partisinin gençlerini motive etti. İki lider genç seçmene farklı pencerelerden baktı. Birileri diyor ki bizim gençliğimiz yok. Kendinize bakın kendinize. Bizler gençliğimizle birlikte hedefe yürüyoruz. Ev genci denilen bir kavram var büyük şehirlerde. Parası olmayanın çocuklarının okutulamadığı bir Türkiye varsa köy çocuklarının sınav kazanmasının mümkün olmadığı bir Türkiye bugün varsa bunları düzeltmek benim borcumdur. 2023 imtihanını da başarılı bir şekilde vererek özellikle gençlerimizden tempolarını biraz daha artırmalarını istiyorum. Gençler tamam mı? Milletle Cumhur İttifakı arasında aday kim tartışması sürerken Altılı Masa kulislerinde seçim tarihinin belli olmasına göre aday içinde Aralık Ocak ayı telaffuz edilirken CHP'den çok da geç bırakılmamalı sesi yükseldi. Bir buçuk yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Altılı Ganya'nın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır. Benim kanaatim de çok geç bırakmamak lazım kişisel olarak. Ama beyefendi merak ediyor diye e, çok erkenden hadi madem istiyorsun söyleyeyim işte aday bu demeyi de çok doğru bulmam ama merak şundan millet masasının adayının adını ve soyadını çok merak ediyor. Sayın Bahçeli'nin dün yapmış olduğu konuşmayı Dinlemişsinizdir, verdiği mesajlara bakmışsınızdır en e, azından. Kılıçdaroğlu evet. evet. e, mutlaka sorgulanmalıdır. Hani yine e, konuşmasında yer alan başlıklardan hmm. bir tanesi. Şimdi altılı masayla ilgili siz yurt gezinizde bir büyüğümüze karşılaştığınız neden HDP var? Mesela bu altılı masada diye sorduğunda siz saydınız parmak hesabıyla evet. HDP'nin olmadığını. Ama şimdi bakıyoruz e, 8. bir ayağı daha var FETÖ deniliyor. Evet. Şimdi altılı masa kimlerden oluşuyor? Ee, sonrasında bu masada çatlak var mı? Sürekli neden bu masaya eklemeler yapılıyor? Buradan başlayalım. Sonra yavaş yavaş hem seçim hem de i̇ki, adaylık iki konusuna geldi. ayrı gelelim. soru geldi. Ee, birincisi e, Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır diye e, Bahçeli ifade ediyor. Doğrudur tabii. Sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah Türbesi neden kaçırdınız? Bayrağı neden indirdiniz? Benim sorgulanmam gerekiyor. Sorsunlar, cevap vereceğim. Kendisi niye cevap vermiyor? Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Evet, askeri hastaneleri kapattınız. Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Bu ordunun da askeri hastanelerini kapattılar. Sorgulanmalı. Evet ben sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum? Evet suç işliyorum eğer onlara göre bu suçsa. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bunlar ne yapıyorlar Allah aşkına ya? Oturmuşlar. Kılıçdaroğlu sorgulanmalı. Ya Kılıçdaroğlu Tefecilerin Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Kılıçdaroğlu halkın adamıdır. Esnafın adamıdır. Çiftçinin adamıdır. Emeklinin adamıdır. EYT'linin adamıdır. Kılıçdaroğlu emekten da olanların adamıdır. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değiliz biz. Sorgulanmalıdır. Evet sorgulanmalıdır. Niye sorgulamıyorsunuz beni? Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa neden televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Sarayda oturan zaten söylüyorum. Cesaretin varsa, korkmuyorsan, her şeyin hesabını ben verebilirim diyorsan, yüreğin varsa çıkarsın karşıma. Dersin ki senin bir sürü televizyon kanalın var. Bir sürü var. A haberden tut bilmem ne habere kadar. Hepsi var. Çık. Yalnız başına çıkamıyorsan al yanına. Bahçeli'yi al. O da yetmiyorsa yanına uzmanlarını al. Vallahi billahi tek başıma çıkacağım. Hodri meydan mı diyorsun? Evet efendim ama yapamazlar cesaret edemezler. Oturmuşlar şakşakçıları bulmuşlar. Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Sorgulanırız evet. Gel karşıma kardeşim beni sorgula bakayım. O bana istediği soruyu sorsun. Ben prompter da kullanmayacağım. O istiyorsa prompter da kullanabilir. Bu imkanı da veriyorum ona. Gelsin. Gelemez, gelemez. Çünkü ben haklıyım İlker Bey. Ben haklıyım. Ben bu ülkenin çıkarı için mücadele ediyorum. Bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin insanı için mücadele ediyorum. Benim mücadelem sadece CHP'liler için değil. AK Partili için de, MHP'li için de yani onlara oy verenler için de ben mücadele ediyorum. Bu ülkenin insanlarını barıştıracağım. Helalleşme çıkışınız da devamında bu şekilde geldi. Ya elbette barıştıracağım ya. yet Yetmedi mi ya kutuplaşma? Ama şimdi yetmedi bunun mi bir oyun olduğunu söylüyor mesela Sayın Cumhurbaşkanı. Bu bir oyun aslında helalleşme değil bir hesaplaşmanın kapısını aralamak istiyor. Hangi Şak hesaplaşma? Hangi hesaplaşma? Ben sokaktaki vatandaşla niye hesaplaşayım? Oturan gariban da ben neyin hesaplaşmasını yapıyor? yapayım? Ya adam zaten aç Çoluk çocuğu zaten işsiz, otobüs fiyatları belli. Evine bile eskiden köyüne giderdi şimdi. Büyük kentler terk ediliyor artık. Kiralar belli. Ben bununla neyi hesaplaşmasını yapacağım ya? Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler. Bunlar sadece ve sadece iftira atarak bir yerlere acaba gidebilir miyiz? İftira atıyorlar. Efendim 6 altı, altı lider, evet altı lider bir çatlak arada. Çatlak var mı efendim masada sürekli? Hayır efendim. Onlara göre çatlak var, şu var, bu var vesaire. Acaba... Tabii oturup kalkıp dua ediyorlar. Acaba bu altılı masa dağılır mı? Diye. Dağılır mı? Tabii yok efendim niye dağıl? Altılı bakın altı ayrı partiyiz. altı ayrı lideriz. Demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. İnsanların kamplaşmasına karşıyız. İnsanların bir arada yaşamasını istiyoruz. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın bu ülkeye hangi felaketleri getirdiğini biliyoruz. Bir avuç çeteye çalışan bir iktidarı değil, 85 milyona çalışan bir iktidarı istiyoruz biz. Biz adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Hak istiyoruz, hukuk istiyoruz kendi ülkemizde. Niye kavga edelim kendi ülkemizde? Hemsi diyeceğiz, helalleşeceğiz. Hem diyeceğiz, herkesle kucaklayacağız. Sonra da oturacağız birbirimize kavga edeceğiz. Ya akıl var, mantık var. Onlar yapıyorlar. Birisi konuşuyor, diğerleri biat ediyor ona. Bizde öyle bir şey yok. Bizde herkes düşüncesini söyler, makul zeminde anlaşırız ve bugüne kadar yayınladığımız, kamuoyuna yaptığımız bütün açıklamalarda da altı liderin de imzası var. Buyursunlar kendileri de yapsınlar. Niye yapmıyorlar? Niye bir bir araya gelmiyorlar? Niye konuşmuyorlar? Niye bildiri yayınlamıyorlar? Yayınlasınlar ülkenin geleceği için ne olacak diye. Niye yayınlamıyorlar? Altı lider e Ortak bir miting yapacak mı ya da yola ortak bir miting zaman çıkacak olur, mı? Zaman olur, seçim takvim belli olur. Altı lider ortak miting de yapabiliriz, ayrı ayrı miting de yapabiliriz. Bunlar niye olmasın? Bunların hepsi olabilir. Sorun miting, sorun şu bu değil. Sorun Türkiye aslında, sorun bir parti de değil. Sistem. Bunların anlayamadığı nokta o zaten. Sorun dediğiniz gibi sistem artık sistem. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor. Bu sistem Türkiye'ye hem içeride hem dışarıda itibar kaybettirdi. Bakın bir şey vereyim Allah Buyurun. aşkına. Varlık yönetim şirketlerinden borcu ne kadar vatandaşın biliyor musunuz? 32 milyar 900 milyon lira. Yani bankalar ve diğer kuruluşlar ödemeyin Parallel ben de halledeceğim. Onlarla ben konuşacağım dediniz. 32 milyar 900 milyon lira bir borcu var vatandaşın varlık yönetim şirketlerine Ödemeyin dedim. Ben halledeceğim bunu. Nasıl? Ödemeyin halledeceğim. O vatandaşın borcunu gerekirse ben ödeyeceğim. Oturacağız, konuşacağız. Ya Efendim, da ben bunu şimdi yani bende o kadar para olmadığına göre. <laughs> Biz bunu halledeceğiz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu da, bu da önemli. Eğitime hazırlık yapılıyor. Her yıl eğitime hazırlık yapılırken öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği veriliyor. Her yıl, Eylül ayında eğitime hazırlık ödeneği veriliyor. 2021'de bu ödenek ki binlerce öğretmen var, 1250 liraydı. 2022'de 1325 lira oldu. 75 lira artırdılar. Ya Allah aşkına sen çetelere ne veriyorsun ya? Tefecilere ne veriyorsun ya? Faizcilere ne veriyorsun ya? Öğretmene gelince vuruyorsun yerlerde süründürüyorsun. Eğitime hazırlık ödeneği olarak da bir yıllık sadece 75 lira artırıyorsun. Sonra bunlar adalet diyorlar. Sonra diyorlar ki kılıçlar oldu, sorgulanmalı. Evet sorgulanmalı çünkü kılıçlar oldu doğruları söylüyor. Bunların yanlışlarını söylüyor. Bunlar doğruları duymaya tahammül edemiyorlar. Doğruları duyunca tüyleri diken diken oluyor. Çünkü beni susturabilseler çok mutlu olacaklar. Çünkü bütün televizyonlar, bütün gazeteler öyle bir baskı, öyle bir sistem oluşturmak istiyorlar ki sadece onları söylesin, onların söylediklerini ifadesin, ortalığı toz bembe göstersin. Efendim Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın, Japonya'nın bizi kıskandığını söylesin. Ya millet ezildi ya. Ezildi ya. Sorgulanması gereken bir başka konu iddialar var. Rüşvet Hı. iddiaları. E o konuya o başlığa da geleceğiz. Yalnız e, HDP ve Gürsel Tekin CHP'li Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. HDP'ye bakanlık verilebilir ve bununla ilgili akşam gazetesinde de yer alan bir haber. E, bu masayı çatlattı. Bu çıkış e, masayı çatlattı diye. E, var mı böyle bir şey ya da HDP'ye bir bakanlık gibi? Yok efendim. Şimdi bakın e, İlker Bey. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız altı liderin aldığı kararlar bir imzayla da kamuoyuyla paylaşılıyor. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir, başka bir şey de yapabilir, başka bir konuşmada yapabilir. Burada önemli olan altı liderin Türkiye'nin geleceği konusunda oturup belli bir sorumluluk üstlenerek karar almaları ve aldıkları kararları kapı arkasında değil, kamuoyunun önünde imzaladıkları metinle kamuoyuna duyurmaları. Önemli olan budur. Devlette saydamlığı madem ki savunuyoruz o zaman kendi aramızda da saydamlığı savunacağız. Elbette ki oturacağız. Elbette ki konuşacağız. Elbette ki tartışacağız. Uygar insanlar gibi yapacağız. Ya bu ülke kavgadan bıkmadı mı Allah aşkına ya? Kaplaşmadan bıkmadı mı ya? Hala birbirimizi kötüleyecek miyiz ya? Ya bir de oturalım bu ülkenin geleceği için neleri yapacağımızı anlatalım. Nasıl yapacağımızı anlatalım. Bunun olması lazım. Altı lider bir araya geliriz. Altı lider otururuz konuşuruz ki biz altı lider bir arada ayrıca sadece bugünü değil biz geleceği de nasıl inşa edeceğimizi anlatıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken hangi kurumları oluşturacağımızı anlatıyoruz. Bütün bunların hepsi bir şey. Göçmen sorunu var malum göçmen veya mülteci veya sığınmacı diye tanımlanıyor sorunu var. Bu sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda oturuyoruz çalışıyoruz. Sandık güvenliği nasıl olacak çünkü bu iktidara güvenmiyoruz. Bu iktidar her türlü katakulliyi çekebilir ama biz... Her bir sandıkta sandık güvenliğini nasıl sağlayacağımıza dair oturup çalışıyoruz. Yani dolayısıyla endişe etmesin hiçbir vatandaşımız. Benim nereye gelmek istediğimin farkındasınız. Şimdi altı evet. lider e, konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz evet. her şeyi tüm detaylarıyla. Evet, evet. Şakası bile geçmiyor mu mesela adaylığın? Hani konuşulmuyor mu hiç? Yok, hayır. Hiç hiç, hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Bir 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 kez konuştuk ki onu da bildirdi, açıkladık. Dedi ki kamuoyunda e, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili zaman zaman spekülasyonlar oluyor, açıklamalar oluyor. İktidar e, iktidar kanadından da açıklamalar oluyor. Biz önce seçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı niteliklerini belirleyelim. O nitelikleri belirleyen bir metin hazırladık. Daha doğrusu bir metnin içine bir paragraf olarak onu koyduk ve kamuoyuna açıkladık. Cumhurbaşkanı nitelikleri şu olmalıdır ve gayet açık ve net de şunu da ifade etti. E, o nitelikler efendim sizi işaret ediyor. E, o nitelikler herkeste olması gereken nitelikleri ifade ediyor. Yani saygın olması, e, halkı düşünmesi, devlet aklının olması, devlet devletin nasıl yönetileceği devlet bilmesi, de. devlet tecrübenin olması. Bütün bunlara baktığınız zaman sonuçta geldiğimiz nokta şu. Devleti yönetecek kişilerin düzgün ve ahlaklı kişiler olması lazım. Yolsuzluk yapanların sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz efendim. O ancak çetelerin adamı olur. Yandaşların adamı olur. Devleti yönetecek kişinin her kuruşun hesabını millete vermeyi onurlu bir görev kabul etmesi lazım. Çünkü ben sonuçta tüyü bitmemiş kişiden de vergi alıyorum. ya e, harcadı, aldığım vergiyi harcarken bunun hesabını vermek lazım. Biz bu nitelikleri sahip olan kişiyi belirleyeceğiz. Şimdi erken bir şey daha söyleyeyim İlker Bey. Zaman zaman bunu söylüyorlar. Ya efendim niye şimdi belirlemiyorsunuz? Önce altı lider Neyi nasıl yapacağımız konusunda bütün konularda oturup bir anlaşmamız lazım. Bütün konularda anlaşmazsak, baştan Cumhurbaşkanı adayı belirleyelim, sonra oturup e, bu konularda anlaşmadık diye kamuoyuna açıklama yapalım. Doğru değil. Önce... Yazılı neyi, bir metin mi çıkacak? Efendim? Tabii. Altına imza atacak, yazılı tabii, bir metin tabii, çıkacak. Tabii, tabii. Önce neyi nasıl, hangi zaman dilimi içinde, mesela güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Hangi zaman diliminde geçeceğiz? ve bu zaman dilim içinde neleri yapacağız? takvim elbette bunların olması lazım. Bütün bunlar ortaya çıkar. Ondan sonra seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayı da bu evet gelir, altına imza atar. Evet ben bunları yapacağım ve altı liderin e, imza attığı ve e, yükümlülük olarak kabul ettikleri ilkeleri hayata geçireceğim diye Taahhüt etmesi lazım. Aday masadan mı olacak? Aslında bu soru size sürekli soruluyor. Evet. Adam aday masadan mı olacak? Sonra mesela Mansur Yavaş ismi, Ekrem İmamoğlu ismi hep böyle denklemde tutulan isimler. Ama onlarla ilgilisini vermiş olduğunuz mesajda evet. Kendi yerlerinde güçlüler, kendi güçlüler, yerlerinde çalışkanlar. Evet, çalışkanlar, başarılılar. Onlar hiç başar yok mu? Yani Başarılı bu işler yapıyorlar, çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Dolayısıyla görevlerini yapıyorlar. Kendilerinden son derece mutluyum. Bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar. O engellemeleri aşıyorlar. Aşmalarını da ifade ettim. Şikayet etmeden yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledim. Tabii Mansur Bey de, Efendim Ekrem Bey de, diğer belediye başkanlarımız da... Zeydan Bey de efendim e, e, Ad, e Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem, Özlem, Hanım Oğlu, efendim Vahap Seçer var. Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye. Ya hepsi e, şimdi çerçeveyi genişletiriz efendim. Yani denkleme de, pek çok eski eski ismi dahil bakın, bahketin bizim altılı masanın dışına çıktı hani liderlerin Başkanlarımızın çıktı. tamamı başarılı ve bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor. E, en büyük arzumuz e, bu zaten. E, dolayısıyla e, Altı lider bir araya geleceğiz. Hepimiz sonuçta sağduğu sahibi insanlarız. Yani devlet yönetilirken şimdi bakın Cumhurbaşkanı adayından çok daha önemli olan diyelim ki ayın 22'sinde seçim oldu. 23'sünden sonraki takvim önemli sistem nasıl işlemeye başlayacak millet ittifakı için ve evet. liderler için ve cumhurbaşkanı seçilecek kişinin kendi egosuna sahip olması lazım. Ya bütün yetkiler bende beyler nereden çıkardınız şu güçlendirmiş parlamenter sistemi? derse ne olacak? Dolayısıyla güveni pekiştirmek cumhurbaşkanı adayının yapılacaklar konusunda taahhüt etmesi lazım. Altı lidere de, topluma da taahhütte bulunması lazım. Sıradan bir iş yapmıyoruz İlker Bey. Sıradan bir iş yapmıyoruz. Yaptığımız iş cumhuriyet tarihinde çok önemli bir iş ve cumhuriyet tarihinde tarih kitapları bunu mutlaka mutlaka yazacaklardı. Ben bundan yüzde yüz eminim. Altı liderin ülkenin geleceği konusunda nasıl karar aldıklarını, hangi aralıklarla toplandıklarını, yayınladıkları bildirileri kamuoyu alacak. Siyaset tarihi bunu yazacaktır. Bu bizim tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Yüz yıllık bir süre geçti. Yüz yıl, yüz yıl içinde geçen yüz yıl içinde başbakanlar asıldı, bakanlar asıldı, fidan gibi evlatlarımız asıldı, çatışmalar oldu, darbeler oldu. Artık bunları bırakmamız lazım. Biz ikinci yüzyıla cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımız bir süreci yakalamak zorundayız. Konuşmanızın Bunu yapacağız. bir yerinde acaba evet altılı masanın adayı benim der misiniz diye de bekliyorum. Belki benim gibi pek çok izleyicimiz de bekliyor. Hayır hayır yani oturacağız. Ben e, verdiğim sözü tutan bir insanım. E, olmadığı takdirde verdiğiniz sözü tutmazsanız zaten o zaman siz hem itibar hem prestij kaybedersiniz. Öteden beri söylediğim şu, evet biz altı lider otururuz, kendi Cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz, kamuoyunu açıklarız ve hep beraber ona destek veririz ve o kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak altını özenle çizeyim. Uzlaşma kültürünü esas alarak. Çünkü demokrasilerde kutuplaşma değil, demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır. Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız o kadar büyük sıkıntılar var ki bu sıkıntıları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var İlker Bey. Açık ve ne söyleyeyim. Bir talan rejimi var ve soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Soygunu yapanlara arkadaş sen bu soygunu nasıl yaparsın dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Amerika'ya kaçırıyorlar, İngiltere'ye kaçırıyorlar, başka ülkelere kaçırıyorlar. Paralarını oraya gönderiyorlar. Getireceğim. Getireceğim o paraların tamamını son kuruşuna kadar inşallah getireceğiz. Reklama gitmeden önce, tabii ki reklamların ardından yine devam edeceğiz. E, uzlaşma kültürü dediniz, uzlaşmaya dikkat çektiniz. Evet. Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım. E Uz açılırsa elbette ki yani. eğer Ben hazırım elinde, diyorsunuz. Elbette yani. E niye hazır olmayalım? Yani devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. Altı lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. E dolayısıyla biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız kendi uygar insanlar gibi. Belki ben yanlış düşünmüş olabilirim. Bizde güzel bir atasözü var. Akıl akıldan üstündür diye. Biz eski atasözlerimizi bile unuttuk. Güzel bir atasözümüz vardı. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Şimdi komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Yani Türkiye öyle bir kaosun içine atıldı ki Türkiye'yi buradan çekip çıkarmamız lazım. Tereyağından kıl çeker gibi. Yani kişileri... Belli kişiler ya da belli grupları diyelim ki altılı masada değil ama onlara oy veren başka partiler var. Vat, vatandaş onları da kucaklamamız lazım. Yani AK Partiliyi de, MHP'liyi de dışlamamamız lazım. Milliyetçiyim diyor. Vallahi ben Bahçeli'den de çok daha iyi ülkücüyüm. Bahçeli'den çok daha iyi milliyetçiyim. Ben vatanımı da severim, bayrağımı da severim. Vatan toprağını tek kurşun atmadan terk ettiler vatan toprağını Süleyman Şah türbesini kaçardı, kaçırdılar. Bayraklarını indirdiler. Bana milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Ya siz kim milliyetçilik kim ya? Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik insanlığı sevmektir. Milliyetçilik insanları arasında ayrım gözetmemektir. Milliyetçilik insanların kimliği üzerinden, yaşam tarzı üzerinden, efendim onurları üzerinden siyaset yapmamaktır. Bizim milliyetçiliğimiz gerçekten de Herkesi kucaklayan bir milliyetçilik. Efendim şimdi hemen hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde yine devam edeceğiz. Çünkü döndüğümüzde TÜİK'in de enflasyon verilerini öğrenmiş olacağız. Hem TÜİK'in enflasyon verisi hem ekonomi başlığı hem de böyle hızlıca sormak istediğim sorular da var. Peki. Size gelen mesajlar var. Öğretmenlerimizden gelen Hı. mesajlar var. Hı. Sonra KHK çıkışınız var. Evet. KHK'lılar çıkışınız evet. var. Bunu da konuşmak istiyorum. Reklamlar dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalar saatte konuğumuz bir kez daha hem günaydın hem de konularımız var, sorularımız var. Artık böyle saatte 9:59 efendim evet. bir dakika sonra enflasyon verilerini öğreneceğiz, TÜİK'in verilerini evet, öğreneceğiz. Evet. Öncesinde müsaadeniz olursa MHP lideri Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması. Hani bugün az kazanıyorsak Yarın inşallah daha fazla kazanacağız. Bugün az yorsak yarın inşallah daha çok e, yiyebileceğiz ve enflasyonun belini kıracağız. E, Bahçeli'nin vermiş olduğu mesajlar bu şekildeydi. Bir dinleyelim. Döndüğümüzde hem verileri öğrenelim hem de ne düşünüyorsunuz Tabii. bu enflasyon rakamları ile ilgili? Buyurun. Baktık, bittik, iflas ettik masalıyla avunuyorlar. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Dünya enerji kriziyle boğuşurken Avrupa olağanüstü tedbirleri almışken Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu Asla söyleyemiyorlar. Çok şükür ne ışığımız sönecek ne de ısımız düşecek. Enflasyon caravarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak. Bugün az yiyen yarın inşallah çok yiyecek. ve TÜİK'in enflasyon verilerinde öğrenmiş olduk. Aylık olarak %1.46, yıllık olarak da 80.21 seviyesinde bir enflasyon verisi açıklandı. Önceki ay açıklanan veri 80 %80 seviyesindeydi. O psikolojik eşik de aşılmış gibi gözüküyor. Aslında İstanbul Ticaret Odası'nın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda, hesaplamalarına baktığımızda neredeyse birbirini takip eden veriler. Son 3 aydır birbirini tutmuyor TÜİK'in si Ito'nun gerisinde kalıyor. Zaten en yakın verilerinin de çok çok altında. Çünkü Ito'nun verisi %99.9 ama TÜİK'in enflasyon yıllık enflasyonu %80.21. Şimdi %65'te bir hedef var. bugün az kazanıyorsak yarın çok kazanabilecek miyiz? Yoksa muhalefet hani bir masal deniliyor. Yokluk aşk üzerinden bir siyaset belirleniyor. Bunun doğru olmadığını söylüyor Bahçeli. Bahçeli ne der, önemli değil. Bahçeli elini taşın altına koymuş birisi değil. Bahçeli'nin tek görevi var. Erdoğan'a destek vermek. Hangi koşulda olursa olsun. Hangi koşulda olursa olsun ben Erdoğan'a destek vereceğim. Yani ona biat etmiş vaziyette. Bir partiyi bir kişiye biat ettiremezsiniz. Önce onun altını çizeyim. Bir partiyi bir kişiye biat ettiremezsiniz. Bir araya gelecekler, oturacaklar, konuşacaklar. Yok öyle bir şey. Sadece gider Erdoğan'a saygılarını sunar size biat ediyoruz der. Aldığın her kararın arkasındayız der. Öyle diyor zaten. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken de aynı şekilde oldu. Askeri hastaneler kapatılırken de aynı şekilde oldu. Böyle yapıyor. Yani dolayısıyla bugün az yiyenler yarın çok yiyecek Allah aşkına. Yani itiraf ediyor yani bugün az yiyen ne demektir? Binlerce yoksul var demektir. Milyonlarca yoksul var demektir. Demek geçinemiyor. Arada bir mecburen doğruları da söylüyor herhalde. Öyle ben öyle anlıyorum yani. Şimdi açlık sınırı Türk işin belirledi. Açlık sınırı 6839 lira. Asgari ücret 5500 lira. 1390 lira üzerinde. Nasıl oluyor bu? Açlık sınırının altında asgari ücret. Açlık sınırının altında. Demek ki bu ülkede bütün asgari ücretler ki bu ortalama ücret oldu aşağı yukarı açlık sınırının altında çalışıyor. Siz daha önce söylemiştiniz işte yurt dışından geliyorlar e, ufak bir parayla 5 yıldızlı otellerde krallar gibi yaşıyorlar. 599 yani. Euro. Tabii. Türkiye onlar için ufak tabii, bizim için tabii, çok büyük. Tabii. Türkiye'yi ucuz pazara dönüştürdüler. Bizim için cehennem, onlar için cennet oldu. Düşünebiliyor musunuz? Kendi vatanında vatandaş adeta cehennemi yaşayacak pazarda, sofrada, elektrikte, gübrede her alanda elin oğlu gelecek. Çok düşük paralarla burada krallar gibi yaşayacak. Biz onları besleyeceğiz. Bana söyler misiniz ya Cumhuriyet tarihinde böyle gariplikler oldu mu? Böyle bir tablo ortaya çıktı mı? Bahçeli ne diyor buna? Bir şey daha hatırlatmak isterim ben. Tabii kusura bakmasın yani Bahçeli demek zorundayım. Ya derin yoksulluk diye bir kavram çıktı ortaya artık derin yoksulluk yani yoksulluğu bıraktık derin yoksulluk diye bir kavram ortaya çıktı büyük kentlerin varoşlarında yüz binler var efendim evine ekmek alamıyor işsiz güçsüz insanlar ya bu toplumda uyuşturucu baronlarının kol gezdiği ve bunların da siyasal iktidar tarafından kullandığı bir düzeni yaşıyoruz biz ahlak temelden sarsıldı aile yapısı temelden sarsıldı bunlar sanıyorlar ki efendim biz Aileye saygı duyuyoruz. Hayır efendim, aileye en büyük kötülüğü yapanlar bunlar. Gitsinler, açsınlar, boşanma davalarına baksınlar. Evlerde huzur yok, evlerde insanlar geçinemiyorlar artık. Ya bunlar görmüyorlar mı? Her şeyi saray gibi görüyor bunlar. Saraya bakıyor, bir sürü insan var. Her birisinin 4-5 maaşı var, herkesin keyfi yerinde. E diyorlar ki herhalde Türkiye'de böyle. Türkiye böyle değil efendim, böyle değil. Gidin, bakın, oturun konuşun ya bu insanlar ne olacak diye bakın en büyük tehlike çiftçiyi toprağa küstürmek. Çiftçiyi toprağa küstürürsen hepimiz aç kalacağız. Ekmemenin maliyetini mi? hesaplayan bir çiftçi kesimi var. Yani ekmesem ne kadar daha zarar edelim ederim diye düşünen bir çiftçi kesimi var. E çeltik Dedi ki ya 20 lira fiyat verin çeltiye. Bafra'ya gittim, tarlaya baktım, oturdum çiftçilerle konuştum. 20 lira yani birinci e, boy olana. E, orta boya diyorlar işte 18 lira olabilir. Bunu istiyoruz diyor. Makul bir karımız var. Ama biz adımız gibi biliyoruz ki 6 ay sonra gübreye çok büyük zam gelecek. Bari işte ise biz önümüzü görelim. Fındık alın. Fındıkta da aynı tablo. Kaç lira açıkladı Erdoğan? 52 mi, 54 mi? Bir rakam Sonra açık. Sonra işte Tabii. tüccar da devreye buyurun. girdi, fındık üretisi. E buyurun, kimse almıyor. Elinde kaldı fındık. Ya fındıkta bir numarayız. Böyle bir tablo, fındık üretiminde bir numarasınız. Fındık fiyatını siz belirlemiyorsunuz. Başkaları veriliyor. Başkaları dünyanın milyar dolarlarını kazanırken, Ya siz iki buçuk milyar dolar bile kazanamıyorsunuz. Efendim, vatandaşın üzerindeki bu pahalılık, bu yük, bu vergi yükü, Zaman zaman Doktor Ozan Bingöl... ...hani görüşlerinden de faydalanıyoruz. Evet. Yani Sürekli ama sürekli... E, ...üzerimize binen bu yük... ...biz bundan nasıl kurtulacağız? Enflasyon denildiği gibi... Efendim mesela... bu sistemi değiştireceğiz. Allah nasip eder bu sistemi değiştireceğiz. Sandık. Ki, bakın ben... ...geciktikçe aslında normalde bizim oyumuz artıyor. Ama biz... ...oy artsın artmasın bu şeyde değiliz. Türkiye elden gidiyor. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye'yi perişan ettiler. Ve biz sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıktı. Sorun bir Türkiye sorunudur. Altı liderin bir araya gelmesinin temel nedeni Türkiye sorunu, Türkiye'nin yaşadığı sorunu aşmaktır. Türkiye'nin yaşadığı sorunu aşmak için uzlaşmamız lazım, bir araya gelmemiz lazım, oturmamız lazım, çözümü bulmamız lazım, çözümü halkla paylaşmamız lazım, devletin saydam olması lazım, devlette liyakatin olması lazım, ahlaklı bir yönetimin olması lazım. Ya Allah aşkına e, İlker Bey söyler misiniz ya? Bir açıklama yapıldı. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Herkes malı götürmekle meşgul. Herkes ama. Seçime gidiyoruz. Bunlar kaybedecekler. Ne götürürse kardır. Ya yani açıkça devlet soyuluyor şu anda. Her alanda soyuluyor. Bürokratı soyuyor. Üçkağıtçı bürokratının kası. Borsa aracılığıyla soygunlar var. O da zaten dünyanın soygunu var. Bakın bu soygunların üzerine gidilmiyor. Niye gidilmiyor? Gelelim efendim oraya. Ee, siyasetteki rüşvet iddiaları, başlatılan soruşturma. Bu soruşturmalardan sizce bir şey çıkacak mı? Saraya bağlı. Savcıya talimat verirler. Dosyayı kapatın derler. Bu kadar basit. Biz, İlker Bey... Biz saray savcısı istemiyoruz. Cumhuriyet savcısı istiyoruz. Cumhuriyet sözcüğü, kamu görevi, için kamu görevleri arasında sadece savcıya verilmiştir. Savcı cumhuriyeti ve cumhuriyetin değerlerini korumakla yükümlüdür. Cumhuriyet'e ve cumhuriyetin değerlerine yapılacak her saldırıyı soruşturma konusu yapmak zorundadır. Ama yolsuzluk yapıyorsunlar. Uyuşturucu baronları kol geziyor. Saray Bir şey söyleyeyim. Bakın bunu da bütün vatandaşların bilmesini isterim. Her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor Türkiye'de. Her gelir grubuna. Fakire en zengine. En zengini kokain, en alttaki bonsai ne ona benzer bazı Neyse, şeyler. Neyse o isimleri de söylemeyeyim çünkü evet. sonuçta neticede hem böyle götüp nezdinde de efendim. Ya Türkiye böyle bir tabloyu hiç yaşamamıştı. Hiç ama yaşamamıştı. Siz böyle bir tabloyu bu ülkeye nasıl yaşatırsınız yani? Nasıl yaşatırız? Yozluk, yolsuzluklar. Yolsuzluktan mahkum olan kim var? Kim? Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı çıktı televizyona, devletin televizyona çıktı. Bir siyasetçiye dedi her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor değil mi? Evet. Söyleyen ben değilim. Bakkal Ahmet Efendi de değil. Apartman görevlisi İsmail de değil. Ya kim bunu yapıyor? Kim? Ayda 10 bin dolar rüşvet aldığını söyleyen İçişleri Bakanı. Bu İçişleri Bakanı ayda 10 bin dolar rüşvet alan adamla ilgili ne yaptı? Hiçbir şey. Bir sosyal medya mesajı var. Size yönelik olarak siz de yanıt verdiniz. Hani Kılıçdaroğlu'nun üzüleceği bir haber açıklayacağım diyerek bir HDP'li vekilinin tutuklanması Semra Güzel'in. Sonra sizin de vermiş olduğunuz bir yanıt var. Evet. Erdoğan'a dedim al biraz ilgilen dedim. İlgi bekliyor diye. İlgilenmesi lazım. 10 bin dolar rüşvet alan kişiyi açıklayıp bu kişinin kimliğini ve götürüp Cumhuriyet Savcılığına dilekçe vermiyorsa bu kişi rüşvetin ortağıdır. Nokta. Başka olmamız zaten yani. Siz devleti yöneten bir kişi rüşvetçiyi korur mu Allah aşkına ya? Rüşvetçiden yana tavır alır mı ya Allah aşkına? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi alındı belediyeler. Değişti vatandaşın takdiridir. Yolsuzluklar var mıydı? Vardı. Dosyalar evet dosyalar da vardı. Ya dosyalar hazırlandı. İçişleri Bakanlığı gönderdi. Müfettişleri dosyaların tamamını bize verir. Verdik. Bir yıldan fazla ne oldu bu dosyalar? Tamamı kapatıldı. O zaman bu rüşvet iddialarından da... Ben söyleyeyim da... bu sadece e, Foto fotoroman Süleyman'ın işi değil. Ya. Bu yukarıdan gelen talimattır. Yukarıdan gelen talimattır. Danışman seçiyorsun. Neye göre seçiyorsun sen? Malı götüren danışman mı olur Allah aşkına ya? Devleti soyan danışman mı olur? Niye konuşmuyor? Erdoğan niye konuşmuyor? Bunları neden vermiyor mahkemeye? Hangi gerekçeyle vermiyor? Ya şarkı söyledi diye atıp hapse atıyorsun. Milyar dolarları götürüyor. Sırtını sıvazlıyorsun. Sonra da kalkıyorsun bana ahlak dersi veriyorsun. Hangi ahlaktan bahsediyorsun? Hangi erdemden bahsediyorsun? Hangi devlet yönetiminden bahsediyorsun sen? Ama bu millete sözüm var benim İlker Bey. Onların tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Fitil fitil getireceğim. Ya tüy bitmemiş yetimin hakkı yenir mi ya? Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksin. Boğazında kalacak senin o. Görecek o boğazında kalacak. Milyar dolarlarını yurt dışına götüreceksin. Oturacaksın bunlarla keyif süreceksin. E kemal seyredecek. Yemezler. Vatandaşın Yemezler. pahalılığına geri dönelim istiyorum efendim. Belki yine eee rüşvet konusundan da devam edeceğiz ama mesela üretici fiyat endeksi %143. Yıllık enflasyona geri döndüğümüzde %80.21. Evet. Hani aslında TÜİK'in rakamlarında bile ne kadar yüksek bir durumu, ne kadar böyle fiyatların artış hızının ne efendim, kadar hızlı olduğunu konuşuyoruz zaten. Ya gizleyemezsiniz yani. Enflasyonla mücadele kimin görevi? Yasaya göre enflasyon fiyat istikrarından sorumlu kurumun adı Merkez Bankası. Merkez Bankası kanunun dördüncü maddesi diyor ki, Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Nokta. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlıyor mu? Merkez Bankası diye bir banka mı var? Şu anda Merkez Bankası'nın adı bankrot patbası. Habire para bası piyasaya sürüyor. O kadar. Herhangi bir önlem alıyor mu? Hiçbir önlemi yok zaten Merkez Bankası. Dünyadan haberi yok Merkez Bankası'nın. Devleti yöneten kişi, Merkez Bankası kanunda yer alan bu hükmü bir kararname çıkardı. Fiyat istikrar komitesi kuruyorum dedi. Kim sana bu yetkiyi verdi? Gittik anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi iptal etti. Ya bir kuruma parlamentonun verdiği bir yetki bir kişi çıkıyor bir genelgeyle bir ya da bir kararnameyle ben orayı kapatıyorum. Sana bu senden bu yetkiyi alıyorum. Bu yapacak diye. Peki onlar yaptı. Fiyat istikrarı sağlandı mı? Sağlanmadı. Peki bu ne? Hadi en hak diyelim ki tartışıyor o kanat. Yani kendilerine cumhur dedikleri kanat tartışıyor. En hak verileri doğru değildir diye. Peki bu TÜİK nedir Allah aşkına? Şimdi önümüzdeki dönemde biz %143 böyle bir rakam çıktıysa ayrıca bir pahalılığı yaşayacağız. Bir soru daha soralım. Bu enflasyonu kim yaptı? Bay Kemal mi yaptı? Kim yaptı? Meral Hanım mı yaptı? Temel Bey mi yaptı? Ali Babacan mı yaptı? Davutoğlu mu yaptı? Gültekin Bey mi yaptı? Kim yaptı bu enflasyonu? Yüzde seksen, yüzde doksanlara üretici enflasyonunu yüzde yüz kim çıkardı? Yüzde yüz kim çıkardı? Hangi politika çıkardı? Ya biz mi çıkardık? Şimdi dönüp bizi suçluyorlar. Ya arkadaşlar biz devleti yönetmiyor. Devleti yöneten sizsiniz. Size nasıl yönetilmesi gerektiğini de anlatıyoruz. Siz artık devleti yönetemiyorsunuz. Neden? Malı götürme telaşı içinde devlet yönetilmiyor. Efendim biraz böyle e, hızlı ilerlemek istiyorum. Tabii e, yöneltiler sorulardan bir tanesi yine adaylık meselesi. Evet. Şöyle bir model konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer liderler Cumhurbaşkanı Yardımcısı ama e, diğer liderlerin de görev tanımı var. Mesela işte ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı X kişi ya da iç sorumlu yürütmeden sorumlu böyle Ülker bir Bey, bu durum. Tart, bu tartışmalar olur ya yani e, köşe yazarları da ülkenin aydınları da bir şekliyle kendilerine göre bir şeyler yazıyorlar. Tartışılabilir bir e, durum mudur? Biz mu? ama kendi aramızda bu konuları hiç görüşmedik. Şimdi kendi aramızda görüşmediğimiz konular konusunda benim özel bir düşüncem yani Altılı masayı bağlayacak özel bir düşünce ifade etmem asla doğru değil. Çünkü biz birbirimize söz verdik. Birbirimize açık olacağız, net olacağız yani. Efendim peki e, Sayın Bahçeli 9 ay 18 gün sonra demişti. Hani günlerde ilerledi 9 ay 15 gün sonra mı bu erken seçim ya da işte bu seçim ne zaman olacak? Erken seçim tamamen e, Türk siyasetinin gündeminden kalktı mı? Ne dersiniz? Bir, ya da bir hazırlığını, özellikle hazırlığını yaptığınız bir tarif var mı? Biz zaten şu andan itibaren seçime ha seçime hazırlanıyoruz ya yani biz seçime hazırlanıyoruz. Bakın biz seçim güvenliğini sağlamak için bütün sandıklarda görevli belirledik ve onların eğitimini yapıyoruz şu anda. Ben şimdi bir, biraz sonra buradan sizden ayrıldıktan sonra e, Giresun'a gideceğim. Giresun'da halkla konuşacağım. E, daha önce Samsun'daydım. E, Vezir Köprü'ye gittim. Efendim Bafra'ya gittim. Havza'ya gittim. Amasya'ya gittim. Grubunuzla da gidiyorsunuz bir yandan. Tabii ya. Amasya'da gençlerle oturduk, gençlerle konuştuk. Amasya'da kanaat önderleriyle bir araya geldim. Kanaat önderleriyle konuştuk. Onlar her türlü soruyu soruyorlar. Biz de düşüncelerimizi gayet net, açık bir şekilde onlara aktarıyoruz. Dolayısıyla toplumun her kesimiyle sıcak, samimi bağlantı kuruyoruz. Yani biz seçime çalışıyoruz aslında. Çünkü ne yapacakları belli değil. Nasıl karar alacakları da belli değil. Her an her şey olabilir Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de yani 18 Haziran'a kalmayabilir. Efendim, siz, Daha erkene bakın, gelebilir. Siz televizyoncusunuz veya gazeteci yani medya mensuplarıydı. Ya Allah aşkına bir saat sonra Türkiye'de ne olacağından kimin şeyi var yani? Bir her gün, an her şey olabilir. Bir gündem demektedir. toparlamaya başlasak zaten Avrupa'da bizi ayrıca bir kıskanır. Çünkü bir taraftan ekonomi <laughs> gündemi bir taraftan hayatımızda karşılaştığımız durumlar. Ekonomi zaten almış başına gitmiş. Evet, evet. E onlar da bizi kıskanıyor mudur? Yoksa kendi evet. durumlarını oh şükür İlker mü Bey diyordur bilemiyorum. Değil, bakın eğitim sistemini Allah bullak ettiler. Üniversiteleri perişan ettiler. Ya Boğaziçi Üniversitesi dünya çapında saygın bir üniversiteydi. Listelere, sıralamalara girerdi ya. Ya bu üniversiteyi aldılar, berbat ettiler ya. Ya zorla, zorla ben seni bu makamda bu makama getireceğim. Ya kimsin sen arkadaş ya? Ya üniversitelerin kendi kültürleri vardır. Orta Doğu Teknikü'ne kuruluşundan bu yana gelen, gelenekselleşen kültürleri vardır. Boğaziçi'nin kendi, Ankara Üniversitesi'nin kendi, İstanbul Üniversitesi'nin kendi kültürleri vardır. Siz bu kültüre müdahale edemezsiniz. Doğru değildir. Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır. Siz üniversiteyi benim dediğimi yapacak, benim dediğim gibi düşünecek. O zaman burası üniversite değil. Kapatın bütün okulları. Kapatın. Sen düşünüyorsun zaten diğerleri düşünmesin. Bu insanın aklını kiraya vermesi demektir. Kimse kusura bakmasın. Biz aklımızı kiraya vermeyiz. Efendim peki gençler gençler, gençlerin beklentisi bir tarafta bakıyoruz. Festivaller iptal ediliyor. İnsanlar hani özgürce bağıra çağıra şarkı söylemek istiyor. Ama memleketin korku, korku. Peki... korkuyorlar. Gençlerden korkuyorlar. Ben de gençlerden korkmuyorum. Gençlere özgürlük vaat ediyorum ve gençlere diyorum sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır diye. Gençlerin hayal kurması lazım. Güzel bir Türkiye hayali kurması lazım. Ya bir şairimiz demiş insan hayal ettiği müddette müddet yaşar diye. Ya siz gençlerin hayalini çaldınız ya. Bırakın eğlensinler bu gençler. Bırakın enerjilerini Eğlenirken, sanatçıları dinlerken boşalsınlar ya. Meydana çıkmayacaksın, oturup konuşmayacaksın, sanatçıya gitmeyeceksin. Efendim bir iki tane tweet attın gecenin sabahın köründe polis basacak evini alacak, savcının önüne götürecek, eline kelepçe vuracak. Peki neden efendim? Yani korku. Topluma korku salmak istiyorlar. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Hangi partiden olursa olsun korkunun ecele faydası yoktur. Bunlar gidecekler. Herkesten sadece şunu istiyorum, sabır istiyorum. Tahrik edeceklerdir. Gençleri sokağa çekmek isteyeceklerdir. Gençler taşkınlık yapsın isteyeceklerdir. Polis gelecektir, vuracaktır. Dolayısıyla tabii polise şunu söylemek isterim. E, polis arkadaşlarımız doğal olarak amirlerinde, amirlerinden, yöneticilerinden aldıkları talimatları yerine getiriyorlar. Polis arkadaşlar da bu düzenden memnun değiller. Asla memnun Zor değiller. Zor bir seçim dönemi mi olacak yani? Nasıl zor bir, bir yolculuk e, zor olacak. Zor değil, çok keyifli bir seçim dönemi olacak. Her sandıkta bir görevlimiz olacak, bir GKK olarak. Gençleri bir diğer partilerin var. de görevleri olacak. Benim gençlerden beklediğim sadece ve sadece şu. Seçim günü mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Mutlaka. AK Partililere ve Milliyetçi Hareket Partisine geçmişte oy veren vatandaşlarıma da şunu söylüyorum. Sandığa gidin, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Sorgulayın, hayatı sorgulayın. Komşunuza bakın, yakınlarınıza bakın. Çiftçiye bakın, emekliye bakın. Birlikte oturduğunuz apartman görevlisine bakın. İşsiz evlatları üniversiteyi bitirip işsiz gezen insanlara bakın. Ve oyunuzu öyle kullanın. Bir devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez. Devleti bir kişinin iradesine teslim ederseniz bugünkü tablo ortaya çıkar. Sorun A kişisi, B kişisi olmaktan çoktan çıkmış. Sorun sistem sorunu. Bu sistemin değişmesi lazım. Ahlaklı bir sistem olması lazım. Parlamento, parlamentoda milli irade var mı? Efendim oradakiler millet seçti. Hangi millet seçti? Liderler seçiyor değil mi? Vatandaş geliyor sadece altına mühür basıyor. Vatandaş milletvekili seçmiyor ki. Bunu biz de biliyoruz. Bu rejimin, bu yapının tümüyle değişmesi lazım. Gerçek anlamda demokrasinin gelmesi lazım. Gerçek anlamda özgürlüğün gelmesi lazım. Bakın, demokratik standartları yükselttiğiniz andan itibaren Türkiye'nin dinamizmini göreceksiniz. Çok kısa süre içerisinde kişi başına gelir artacak. Çok kısa süre içerisinde işsizlik azalacak. Çok kısa süre içinde insanlar rahat edecek. Çok kısa süre içinde üretenler ürettiklerinin değerini alın terinin değerinin karşılığını alacaklar. Ha bizim hayal ettiğimiz ve kurmak istediğimiz düzenden beşli çeteler memnun olmayacak. Tefeciler memnun olmayacak. Köy işlerini yapanlar yani kamu özel işbirliği yapıp devleti soyanlar memnun olmayacak. Yol köprü yaptım, dolar garanti verdim. Bunlar memnun olmayacak. Biz bunları biliyoruz zaten. Biz 85 milyonun memnun olacağı, 85 milyonun kenetleneceği ve Türkiye'nin büyümesi için çalışacağı bir modeli koruyacağız. Bu model emin olun halkın modelidir. Bu model milletin modelidir. O nedenle bizim ittifakımızın adı Millet İttifakı'dır. Milleti bir arada tutmak, milleti heyecanlandırmak, milletin dinamizmini ekonomide de, sanatta da, kültürde de her alanda büyütmek ve Türkiye'yi bir dünya markası haline getirmek bizim asıl hedefimiz bu. Bu yayınımızın toparlamasını sona bırakıyorum. Şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki mesela emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül tarihinde acaba Kemal Kılıçdaroğlu evinin mutfağından ya da sosyal medya üzerinden ki sizin sözlerinizden sonra bir köstebek arayışı vardı. Siz de Köstebek kim diye sorulduğunda ne demiştiniz? Saraydaki zat demiştim. Şimdi böyle Erdoğan, bir... benim köstebeğim o. Şimdi e... Ne olacak mesela EYT'liler için 8 Eylül tarihinde bir açıklama gelir mi? Mutfaktan, sosyal medyadan? EYT'liler konusunu uzun yıllardır dillendiriyorum. Nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki düşüncelerimi de ifade ettim. Ee, tabii 8 Eylül'de bir İzmir var. İzmir'e gideceğim. İzmir'in kurtuluşu var. 9 Eylül biliyorsunuz hemen arkasından. Dolayısıyla bir bakalım. Değerlidir. Ama bir hazırlık var. EYT ile ilgili. Kesinlikle EYT ile. EYT'lerin sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili bir hazırlığımız var. Tabii. Bir sonraki mesaj EYT'ye dönük evet, evet. geliyor galiba. Taşeron'a kadro. Kesinlikle tamamına kadro verilecek. Sözleşmeli memurlarım Ha Buyurun. Sözleşmeli öğretmen var ücretli öğretmen var kadrolu öğretmen var niçin neden bu standart farklı tamamını kadrolu öğretmen olacak Öğretmenler yerde sürüklenmeyecek. Öğretmenleri baştaca etmeyen bir toplumun büyüme şansı yoktur. Gelişme şansı yoktur. İtibar saygınlığı kazanma şansı yoktur. Ya Öğretmen eli öpülmesi gereken kişidir. Bizim evlatlarımızı yetiştiren kişidir. Türkiye'yi aydınlığa çıkaran kişidir. Ya Siz öğretmeni nasıl yerde sürüklersiniz? Öğretmene nasıl el kaldırırsınız? Öğretmen hak istiyor. Ya Öğretmen hak istemeyip de kim isteyecek Allah aşkına ya? Kim isteyecek ya? Asgari ücretin altında Ücretli öğretmene para veriyorsunuz ya. Asgari ücretin altında. Yaz aylarında sigorta yok. Evet. Ya akıl mantık alacak şey değil. Bunların tamamının değişmesi lazım. Yani devleti yeniden inşa edeceğiz. Yeniden. Bütün kurumlarıyla. Çürüyen kurumlarını yeniden ayağa kaldıracağız. O çürümesine yol açan bütün olaylardan devleti arındıracağız. KHK'lılar çıkışınızdan sonra bayağı da bir konuşuldu. Evet. tartışıldı, Manşetler de yapıldı. Evet. Ee, aslında hani ne demek istediğinizi kurmaylarınız da anlattı. Siz de katıldığınız televizyon evet. programında anlattınız ama yine de soruluyor. Ben de bir kez daha altını çizmek isterseniz diye size yöneltmiş olayım. Şimdi KKlarla ilgili daha önce grupta diğer yerlerde pek çok orada açıklama yaptım. Bir, kişiyi kanun hükmünde kararnameli üniversiteden atmışsınız. Bunlara barış akademisyenleri deniyor. Bunların tamamını göreve iade edeceğiz. Yani kişi benim gibi düşünmek zorunda değil ki. Hele üniversite hocası. Nasıl düşünürse düşünsün. Benim evlatlarımı yetiştiriyorsa, iyi yetiştiriyorsa, niye üniversiteden atayım ben? İki, kişiyi almışsınız, KYK'yla atmışsınız kamu görevlisi, ki savcıya gitmiş, savcı demiş ki takipsizlik vermiş, bununla ilgili hiçbir şey yok. Ne yapacaksınız? Savcı mı döveceksiniz? Savcı diyor ki burada suç yok, göreve iade edeceksiniz. Üç, KYK'lı atmışsınız görevden, savcı soruşturma açmış, Mahkemeye vermiş. Mahkeme beraat ettirmiş. Demiş ki burada bir şey yok kardeşim. bu Beraat etmesi lazım. Normalde bunu göreve iade etmeniz gerekmiyor mu? Göreve iade edeceksiniz. Benim söylediğim bu. Yoksa kişi mahkum olmuşsa zaten o kanun hükmünde kararname değil. Bunlar kanun hükmünde kararnameyle mahkeme kararının da ne olduğunu bilmiyorlar. Diyorum ya devleti yönetmekten o kadar acizler ki benim söylediğimi nasıl çarpı tabi. Yok efendim ben FETÖ'cüleri affedeceğim falan filan. Şunu unutmasınlar bu Bay Kemal. Allah nasip ederse o FETÖ'nün siyasi ayağını da çıkaracağım ortaya. Devleti perişan ettiler. Devleti perişan. Bir ipte iki cambaz oynuyordu. Cambazdan birisi düştü. Diğer cambaz ipin üstünde. Onu da düşüreceğiz aşağı. Yani seçimden sonra ağırlık vereceğiniz konulardan bir tanesi de FETÖ'nün siyasi ayağı. Elbette. Evet. şimdi o zaman bugünün bir toparlamasını yapalım mı Yapalım ee, Hem böyle e, seçim gündemi tamam. Seçim ne zaman Tabi sadece FETÖ'nün siyasi ayağı değil yani Uyuşturucu baronları var Devleti soyanlar var Beşli şeteler var Servetini yurt dışına kaçıranlar var e, Fakirin fukaranın hakkını yiyenler var Yolsuzluk yapanlar var Yani işimiz çok diyorum ya devleti yeniden inşa edeceğiz. Ahlak temelli, liyakat temelli devlet yeniden inşa edilecek. İşi erbabına teslim edeceğiz. İşi erbabına teslim etmezseniz bu mümkün değil. Biz bunu e, altılı masada konuştuk. Millet masasında konuştuk ve o masada altı lider de evet devlete liyakat sisteminin olması gerektiğini hep beraber karar aldık ve bunun altına imza attık. Dolayısıyla işi ehline teslim ettiğiniz zaman devleti yönetenler rahat etmiş olacaklardır. Yoksa benim telefon açıp da İstanbul'daki kupon araziyi bana bildir. Ne demek kupon araziyi bana bildir? Ne demektir yani Bunların tamamına son vereceğiz. Milleti rahat ettireceğiz. Seçimden Huzur sonra kazandığınız millet. takdirde evet, evet. bir yol haritanız var. Peki o zaman şöyle bir toparlama gibi Hı. olsun. Belki yayınımıza sonradan evet. katılmış olan izleyicilerimiz de vardır. Seçimi ne zaman bekliyorsunuz? E, doğrusunu isterseniz... E, bir erken seçim büyük bir olasılıkla olacaktır. Tüm bu söylemlere rağmen. Mayıs, Mayıs ayında vesaire Mayıs. Ayında 2023 yılında kalacak yani bir seçim. Yani 2023'e kalır evet kalır. Peki bir kez daha sorayım. Acaba Altılı Masa'nın adayı siz misiniz? onu ona liderler karar verecek. Altı lider bir araya geleceğiz, oturup karar vereceğiz. Bugünkü başlığımız tek kelimeyle çok da izleyicimiz yazmış. Evet. Tek kelimeyle Cumhurbaşkanı diye. Hı. E bir yandan tabii partiniz her partinin kurmayı kendi liderini Cumhurbaşkanı Elbette. Olmak, e, olarak Elbette. görmek Elbette. istiyor. Elbette. E, vatandaştan e, da böyle mesajlar geliyor. Herkesin görüşüne saygı duymamız gerekiyor. Liderlere saygı duymamız gerekiyor. Onların görüşlerine saygı duymamız gerekiyor. E, bir araya geldik, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hepimizde ciddi rahatsızlıklar yaratıyor. Dolayısıyla bir araya gelip konuşmak, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için hangi önlemleri alacağımızı en azından kendi kurumaylarımızla beraber belirlemek son derece önemli. E Mansur Yavaş, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, şimdilik bu adaylık sürecinde denklemin içinde mi değil mi? Efendim, bunlar hiç konuşulmadı. Yani altılı. Ama sizin hani yaklaşımınızdan bizim gördüğümüz, anladığımız çok yaşayın. <laughs> evet. e, yaklaşımınızdan gördüğümüz, anladığımız görevlerine devam etmeleri yönünde. Ediyorlar zaten görevlerinde, çalışıyorlar görevlerinde, başardılar zaten. Liderler e, ortak miting yapacaklar mı? Bazı illerde seçtikleri bazı illerde. O konuda da oturup konuşacağız. Yani bu konu hiç gündeme gelmedi e, masada. Geldiği zaman oturup konuşuruz tabii. Ortak liste gündeme gelir mi bazı iller için? Şu anda e, kendi partimiz açısından söyleyeyim. Diğer partileri açısından bir şey söylersem doğru olmaz. Kendi partimiz açısından biz... E, hangi ilde seçimler hangi koşullarda yapılırsa Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlar diye bir özel çalışmamız var. Bu çalışmayı bir ekip yapıyor. Diğer partiler de benzer çalışmalar büyük ihtimalle yapıyorlar. Ama şu gerçeği de kimsenin unutmaması lazım. Seçime giren her parti 41 ilde seçime girmek zorundadır. Bağımsız olarak kendi logosuyla girmek zorundadır. Bu çerçevede bazı yerlerde ufak tefek düzenlemeler, tek listeler olabilir tabii. Yani dediğim gibi bu da ancak liderler bir araya gelip oturup durumu değerlendirip nerelerde belki her birimiz ayrı ayrı gireceğiz. Belki bazı illerde ortak liste, bazı illerde her birimiz ayrı ayrı gireceğiz. Belki bir parti diyebilir ki hayır ben bütün illerde tek başına kendi partimin logosuyla girmek istiyorum. Bunların hepsine saygı göstereceğiz. Yani masada tartışılmadı. Ama seçenek fazla. Bu seçenekler makul insanlarız. Yani geliriz, otururuz, konuşuruz, tartışırız. Önemli olan dediğim gibi Türkiye. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmamız lazım. Türkiye'nin rahatlaması lazım. Türkiye'nin bölgesinde saygın olması lazım. Türkiye'nin ilk yapacağım işlerden birisi onu da söyleyeyim. Bu rüşvetçi büyükelçileri kesinlikle Türkiye'ye süratli bir şekilde çağırmak, işte itibarı korumak öyle olur. Ya rüşvet alanda büyükelçi mi olur ya İlker Bey? Allah aşkına ya. Ya AK Partili kardeşlerime sorayım. MHP oy veren kardeşlerime İlk soracağım diyorum. işlerden ne diyorsunuz? Ya, biliyorsunuz. ya arkadaş, bir da Karşımıza karşımızda biz CHP Genel Başkanı değil de böyle e, aslında bir Cumhurbaşkanı ama bu adayına. hepimizin ortak görüşü yani. Hı. Ya rüşvet alan adamdan e, büyük elçi olur mu ya? Bütün dünyanın rüşvet aldığını bildiği adamı siz büyükelçi tayin ediyorsunuz ya. Ya bunlar olacak iş değil. Akıl alacak şeyler değil yani. Evet çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim. Çalar saate sağ geldiniz hem olun. bize evet. konuk oldunuz hem de bizi konuk ettiniz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz Giresun'a gidecek Evet, Size evet. bir yandan iyi yolculuklar dilerken Teşekkür ben edelim. de hemen hızlı bir şekilde çalar saati kapatacağım. Sonra izleyicilerimizin karşısına bir kez daha geleceğim kapanış için. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık çalar saatte gündeme dair, ekonomiye dair, hayata dair ve yine de böyle beklentisi olan kesimlere dair pek çok sorunuz vardı. Kendisine yönelttik. Teşekkür ediyoruz bir kez daha geldiği için, katıldığı için. Bir mola dönüşte buluşalım.